Değerli izleyiciler, bu hafta sizlerle insanın hayal gücünü derinden etkileyen bir bitkiyle karşınızdayım. İncir ağacı. Evet, şu an karşımda bir incir ağacı yok. İncir ağaçları asla çiçek vermiyorlar biliyorsunuz. İncir kadim bir bitkidir. Zeytin ve üzümle birlikte yeryüzünde 3 kadim bitkiden biridir. Şu anda dünyada 750'den fazla incir çeşidi olduğu söylenmektedir. İncir çok sayıda dinsel ve folklorik öykülere, temalara da tanıklık etmiş ve tarihi de aslında biçimlendirmiştir. Peki incir ağacı nasıl tarihi biçimlendirmiştir? İşte bu hafta sizlerle bu 3 kadim bitkiden biri olan incir ağacını yine kökeniyle, etimolojisiyle, faydalarıyla derinlemesine işleyeceğim. Edebiyattaki yerinden bahsedeceğim. Bahsedeceğim diyorum çünkü edebiyattaki yeri çok zengin. Değerli izleyiciler, şu anda incir ağacının önündeyim. Biliyorsunuz mevsim tam incir için çok uygun. İncir aslında bütün yıl bizim kurutularak ya da yaş olarak da bulabildiğimiz bir meyve. İnsanlık tarihinin ilk diktiği meyve olma özelliğine sahip. İnsanlık doğmadan önce dahi aslında incir ağaçları varmış. Bu yüzden zaten kadim. Bakın bu incir ağaçları yeşiller. Bazıları sarı renkte oluyor. 750 tür var dedik. Şimdi incir türlerine de bakacağız sizlerle. İncir ağacına geceliğin çıkmakla ilgili bir takım bitler de vardır. Ama şimdi onlara girmek de istemiyorum. İncirle ilgili halkımızın da çok fazla değişik inanışlar var, mitler var. İncir ağacında gece durulmaması gibi. İncir ağacını size göstermek istedim. Biliyorsunuz çiçek açmıyorlar. Hiçbir zaman çiçek açmayan tek ağaçtır incir. Çok görkemler, ben bayılıyorum. Bütün meyve ağaçları çiçek açarken incir neden açmaz? Teknik olarak çünkü incir meyve değildir. Evet, meyve değildir. Sadece ters yüz edilmiş bir bitkidir. Çiçekleri armut şeklindeki bir kozanın içinde açar. Daha sonra olgunlaşıp yediğimiz meyvelere dönüşür incir. Daha sonra her bir çiçek bir adet aken adı verilen sert kabuklu bir tohum oluşturur. Kısacası her incir birkaç adet akenden oluşur. Böylece incir yediğimizde bir değil birden çok meyve de tüketmiş oluruz. Tabii inciri sıra dışı yapan tek şey bu değildir. Aynı zamanda incir özel bir polenleşme sürecine ihtiyaç olan bir bitkidir. İncir arıları vardır mesela. İncir arılarını bilir misiniz ya da daha önce duydunuz mu? Başka hiçbir meyvede var olmayan bir özelliği vardır incirin. İncirler genetik malzemelerini yayabilmeleri için incir arılarına ihtiyaç duyarlar. İncir arıları da kendi larvalarını bırakabilmek için incirlere ihtiyaç duyarlar. Bu böyle karşılıklı bir süreç içinde gelişir. Bu ilişkiye mutualizm adı verilir. Dişi incir arıları yumurtalarını bırakmak için erkek incir arılarına girerler. Eğer incir arıları yanlışlıkla erkek incir arıları yerine dişi incir arılarının içine girerse gerekli koşullar sağlayamadığı için üreme olmaz. Evet biliyorum çok ilginç bilgiler ama aslında biz incir yediğimiz zaman ne diyorsunuz, polen mi yiyoruz, arı mı yiyoruz? Ne diyorsunuz derseniz böyle yaşam döngüsü çok karmaşık bir yapıdan geçerek aslında bize ulaşan bir meyvedir. Belki bu yüzden de kadim denmektedir. İnsanlık tarihinden daha önce var olduğu bilinmektedir. Tabii endişelenmemize gerek yok. O incirin içinde böyle çıtır çıtırlık vardır ya, o arı kadavrası değil. Yani tabii ki arı kadavrası değil. O içindeki çıtırlık incir enzimi tarafından parçalanıyor. Çünkü incir arıyı proteine parçalamak için incir enzimini kullanıyor. Böylece siz arı kadavrası falan yememiş oluyorsunuz. Yine de incir yediğimizde aslında incir arılarında belki teknik olarak da yemiş sayılıyoruz. Bu yüzden de şifalı bir meyve. Peki incir meyve diyorum, bitki diyorum. Lütfen kafalar karışmasın. Biz meyve olarak biliyoruz ama aslında tabii ki bunların hepsi bitki.
İncir nerede yetişir? Aydın ve Ege bölgemizde Türkiye'de en çok yetişir. 750'den fazla incir türü vardır dedik. İncir Ficus carica adlı ağaçta büyür. Dut ailesinden gelmektedir. Dünyada 1 milyondan fazla incir üretilmiş vardır ve bunun 280 bini de ülkemizde üretilmektedir. Tabii ki Aydın bölgesinde, özellikle Ege bölgesinde, ama Aydın incirleriyle meşhurdur biliyorsunuz. Ege bölgesinde üretilen incirlerin kalitesi son derece yüksektir ve dünyada da iyi bir ihracat payına sahiptir. Taze inciri yemek için en ideal mevsim Eylül zamanlar, Eylül ve Ekim aylarında. Bu ayları beklemek gerekiyor taze incir yemek için, ama kuru incire yılın her ayında ulaşılabiliyor. Bu anlamda çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. İncir içinde sodyum, magnezyum, potasyum, bir sürü mineral, vitamin, oldukça içeriği zengin bir meyvedir. Şimdi tadı bu kadar lezzetli olan incirin sağlığa olan faydalarından biraz bahsedelim. İçinde vitamin, mineral ve çeşitli antioksidanların barındığı incirin tadı mükemmeldir. Evet, ama bazı şeker hasta tipleri, bazı obezite tipleri uzak durmalıdır. Bir adedinde, orta boy incirin bir adedinde 40 kalori vardır. İncir eğer cevizle ya da bademle tüketilirse o zaman şekerini hissetmezsiniz. Yine bu hafta Instagram'da glisemik indeksi gayet düşük olup sizin kan şekerinizi birden yükseltmeyecek tariflerle karşınızda olacağım. Hem YouTube'da ayrı tarifim olacak, hem de Instagram'da ayrı tariflerim olacak. İncirden mutlaka yemekler de yapacağız. Sadece incirden tatlılar yapmayacağız. O yüzden Özlem Rafine Mutfak'ta kalmaya devam edin. Efendim, sağlığa olan faydalarını konuşmaya devam edelim. Evet, rafine şekerden uzak durmayı teşvik edici bir site benimkisi, biliyorsunuz. O yüzden inciri, hurmayı, üzümü ve doğal olan şekeri doğal olarak alabileceğimiz yolları tercih ediyorum. İncir içinde çok fazla lif bulundurduğu için gerçekten kilo kontrolü de sağlıyor. Evet, obezite problemi olanların çok fazla tüketmemesi gerekiyor, ama tatlı ihtiyacını karşıladığı için de ideal ölçüde aslında tüketmemiz gerekiyor. Çünkü eğer biz incirden gerekli şekeri alırsak, özellikle de tarçın ve cevizle desteklersek, başka tatlılara, rafine şekere yönelmiş oluruz. Bizi bu anlamda uzun süre tokluk hissi de uyandırabilir. İncirin bir diğer özelliği kemik ve diş sağlığını korur. Çok önemli, çünkü içinde kalsiyum var, potasyum var ve bu da vücudumuz için gerekli olan mineralleri almış oluyoruz. İncir bizi kanserden korur, çünkü içinde benzaldehit adlı madde vardır. Bu madde antioksidan olması, evet, bir özellik. Bir de benzaldehit adlı maddenin içeriğinin yine zengin olması bizi kanser ve türevlerinden koruyor. İncir müsil etkisi vardır incirin. Çocuklar için bile güvenli bir şekilde kullanabiliriz. Özellikle kuru inciri sıcak suda bekleterek ve onları püre haline getirerek çeşitli şekillerde kullanabiliriz. Ben mesela inciri birkaç gün zeytinyağında bekletip tüketebiliyorum. Dönem dönem yapıyorum bunu, çünkü oldukça kuvvetli bir bitki biliyorsunuz. Bazen de yine inciri cevizi sıcak suda bekletirim. Ilık suda bekletirim, incir de bekletirim ve onun suyunu sabah aç karnına içerim. Bunu da dönem dönem yaparım, her gün yapmam. İşte bir gün yaparım, ara veririm, tekrar dönerim. Çünkü vücudun bağışıklığını arttıran bir besin olduğu için, ama aynı zamanda da incirin de, hani bunu yılın 365 günü de bu tür kürleri yapmayı çok fitoterapistler, doktorlar, uzmanlar önermiyorlar. Ben de buna dikkat ediyorum. İncirin yaprağı da oldukça kuvvetlidir. Özellikle eskiler çok iyi biliyor. İncir yapraklarından çıkan, incirden çıkan o taze inciri koparırsınız dalından. Orada bir süt çıkar, bembeyaz bir süt. Sihirliz varsa oldukça iyi gelir. Sihir problemine en etkili ilaçtır. Doğal çözüm yoludur. Vücutta oluşabilecek çıban oluşumunu önler ve basur, yani hemoroid gibi bir probleminiz varsa yine inciri tüketmek ve çeşitli içe incir kürleri yapmak gerekmektedir. İki
ikinci beynimiz bizim bağırsaklarımızdır. Bağırsakların temizlenmesinde en etkili rol oynayan yine bitki incirdir. A, E, K vitaminleri vardır bir kere içinde. Çeşitli antioksidanlar vardır. O yüzden vücudun temizlenmesi için, bağırsakların temizlenmesi için yine günlük beslenme rutinimizde incirin muhakkak belirgin bir yeri olmalıdır. İncir insülin salınımını dengeliyor. Şeker hastaları dediğim gibi tiplere göre değişiyor. Çok fazla kullanmamalılar. Kilo kontrolüne yardımcı oluyor dedik. Doktor eşliğinde kullanmalılar aslında. Hayatlarını entegre etmeliler. İçinde magnezyum var, potasyum var ve kan şekerini birden aslında yükseltmiyor. Doğru baharatlar özellikle de cevizle tüketilmesi gerekmektedir. Bunu bir kez daha vurgulamak istedim. İncirin içinde yüksek potasyum vardır. Bu da tansiyon dengesini korur ve kalp sağlığına etkisi vardır, olumlu etkisi vardır. Peki bu kadar fazla sağlığa faydaları olan incirin zararları var mıdır? Birazcık da onlardan bahsedeceğim. Yakın bir zamana kadar incirin biz hiçbir zararı yoktur diyebiliyorduk. Ama 2010 yılında yine tıp insanları bir araştırma yaptılar. Geniş çaplı bir araştırmaydı bu. Huş polenine karşı ve çeşitli polen alerjisi olan insanlara karşı dut familyasından incir geldiği için dokunabiliyor. Vücut alerjik reaksiyon gösterebiliyor. O yüzden biz de bu kadar bu topraklarda incirle büyüsek de vücudunuzda eğer incir yediğinizde bir alerjik reaksiyon varsa tabii ki uzak durmak gereklidir. Yani en azından doktor kontrolünde azar azar yemek denemek lazımdır. Özellikle kurutulmuş incir K vitamini bakımından çok zengindir. Harika bir özellik. Nedir K vitamini? Vücudumuzda kanı kalınlaştırır. Ve bu bizim için gereklidir. Ama kan inceltici ilaçlar kullanan hastalar var. Ve bu da yine toplumumuzda aslında gün geçtikçe artmakta. Kan inceltici ilaç kullanıyorsunuz. Yine incirden uzak durmalısınız. Yine incirin doğal bir müsil etkisi vardır. O yüzden sindirim sistemi çok fazla ya da gereğinden fazla hızlı çalışanların yine ölçülü tüketmesi gerekmektedir. Faydalarını işledik, etimolojisini inceledik. Şimdi biraz edebiyattaki yerine uzanacağız. İncirin tarihi nasıl, tarih akışını nasıl değiştirdiğine değineceğiz.